Ben Burcu Subatan, 23 yaşındayım. Doğumu büyüme Kayseri'deyim. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aslen Kars'tayız. 2011 senesinde ilkokul 6. sınıftayken Hanife Altun Alkan sayesinde aslında milli duyguları yaşadım diyebilirim. İlk onun maçlarını izlemiştim. Onun maçlarını izledikten sonra ben de dövüşebilirim, ülkemi çok iyi şekilde temsil edebilirim diye düşünmüştüm. İlk tekvando yaptım. Daha sonra işte maddi olumsuzluklardan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bu sefer diğer bir beden eğitimi öğretmenimiz Tunay Türkan'ın sayesinde futbola başladım. Bu sefer de Tunay Hocam benim için çok değerli, Hanife Hocam da benim için çok değerlidir. Onlar sayesinde de buralarda oldum. Buralardayım. Daha sonra Tunay Hocam bana atletizmde daha çok başarılı olabileceğimi söyledi. Daha ilerisini görebileceğimi söyledi. Bu şekilde atletizme başladım daha sonra Tunay Hocam sayesinde. Atletizme başladım. İlk olarak bir okul grubumuz 40 kişi falan başladı. Daha sonra bütün arkadaşlarım bıraktı. Ben tek başıma kaldım. O dönemlerde havalar daha çok böyle soğuktu falan. İşte çevre yolda falan koşuyorduk. Sıkıntılar oluyordu. Daha sonraları piste gelmeye başladık. Benim maddi olarak çok sıkıntılarım vardı. Babam çalışmıyordu. Annem ev hanımı. Ben o dönemlerde hani bakkallarda veresiyeler oluyordu. Ben gidip ailemden gizlice, çünkü ailem spor yapmamı istemiyorlardı. Ailemden gizlice işte bakkala 2 lira 3 lira deftere yazdırıp o şekilde bilet alıp gidip geliyordum. Bazen hiç bulamıyordum, yürüyerek gidip geliyordum. Burada işte ailenin desteğinin çok fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Her şekilde özellikle kız çocuklarına yardım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kızların arkasında durulursa biz hep birlikte güçlü Türkiye, güçlü kadınlar olarak, güçlü kızlar olarak Türkiye'nin daha çok başarılar elde ederiz. Çünkü ailemiz arkamızdaysa biz daha çok başarılıyız. Ben zaten başarılı oldukça ilk önce dünya şampiyonu oldum, daha sonra dünya üçüncüsü. Bu şekilde ailem daha çok destek vermeye başladı. Daha da iyi yerlere gelmeye başladım. Her anlamda destekliyorlar. Şu an ben üzüldüğüm zaman benimle üzülüyorlar. Ben mutlu olduğum zaman benimle mutlu oluyorlar. Şu an benden daha çok yapmamı istiyorlar. Aslında onlar şu an arkamda oldukları için ben bu kadar başarılıyım. Şunu söylemek istiyorum. Kendilerine uygun branşları yapsınlar. Kendilerine inandıkları şeyi yapsınlar. Asla vazgeçmesinler. Ne olursa olsun bizler yapabiliriz. Hayatlarına engeller çıkacaktır. Olumsuz olan şeyler çıkacaktır. Ben asla vazgeçmelerini istemiyorum. Her zaman üstlerine gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Balkan Şampiyonası'nda kazanılmaya giden bir yarıştı zaten. Hani dereceye gidilen bir yarış değildi. Ben zaten ülkemi en iyi şekilde orada temsil etmeye gitmiştim. Ben oraya bir olmaya gitmiştim. Antrenörüm Süleyman Altınoluk bana senden altın madalya istiyorum demişti. Ve ülkeme ben altın madalya getirmeliydim. Çıktım, sonuna kadar mücadele ettim. Altın madalya sahibi oldum. İlk olarak kış sezonumuz, salon yarışlarımız var. Salon yarışlarımız yapılırsa orada 1500 metrede salon rekorunu kırmak istiyorum. Onun dışında yazın yapılacak Dünya Üniversiteler Şampiyonası var. Orada madalya alacağım. Yani alacağıma söz verebilirim. Avrupa Büyükler Şampiyonası var. Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda Allah nasip ederse finale kalabilirsem, final koşarsam ne olacağını kimse bilemez. Tabii ki de olimpiyat barajı. Thank you.